Bahsedilenler şehirlerdir kapatmadan önce, madem metodu da anlatmışken, onunla alakalı diğer eğlenceli çıkarımlarıma gireceğim. Ve ayrıca elimizdeki insanlık teorik değil ve sürdürülebilir de sayılmaz. Elimizdeki teorik ve sürdürülebilir perspektiften buna dair şu an yaşadığı sıkıntılara dair bir çözüm olabilir mi ona bakacağım. Ufak bir alıntıyla başlamak istiyorum. O her yerdedir. Pencereden baktığında onu görebilirsin. Çöpünü çıkarırken, vergilerini öderken. Beynin için oluşturulmuş bir hapishane. Hollywood sinemasının en iyi filminde geçen bu replikte de sadece Matrix değil, aynı zamanda bahsedilenler şehirlerdir. Yazının bulunuşu ve Hammurabi kanunlarından bahsetmek istiyorum. Bizim bir arada yaşamış olmamıza verebildiğimiz tek anlamlı yanıt inançlarımız. Bundan dolayı da şehirler bunun merkezindeydi demiştik. Bugün insanların ideolojilerini ve inançlarını korumak için gösterdikleri tepkiye bakarak bunun geçmişte de böyle olduğunu söyleyebiliriz. Anlatılar ve destanlarda da bu şekilde. Her zaman bir risk var. Şehirlerin nasıl işleyeceğine dair onlar her an çökebilir. Hammurabi kanunları şehirlerin nasıl işleyeceğine dair yeni bir teknolojinin ilk aktif kullanımı. Yani yazı bulunuyor fakat ticaret ve belki manzum için kullanılıyor. Yazının dışındaki kanunlar biraz ahlak kanunları gibi şehrimizi işleten kanunlar. Demiştim ki sofrada kalkıp oturmanızla alakalı kanunlar ile vergi kanunları aynı çerçevede değerlendiriliyor. Edepli insan şehre uygun davranıyor. Bu kanunlar adab-ı muaşeret fakat aynı zamanda şehrin kanunları bir zamanlar iç içeymiş. Peki bunları ayıran şey ne? Hammurabi'nin kanunları. Yazının ilk defa şehrin kanunlarını belirtmek için kullanıldığı bir an ve öyle ki siyah bir taşın üstüne özellikle insanlara geleceğe de kalabilmesi için kalıcı olarak işlenmiş. Orhun yazıtlarında da buna benzer şeyler görüyoruz. Steplerdeki akıncı milletler yazıyı aktif olarak günlük hayatlarında kullanmıyorlar. Ancak kanunlarını anlatmak için yazı teknolojisini onlar bile kullanmış. Yazıya o günlerde bir teknoloji denmesi hiç yanlış değil. Çünkü bugün internete teknoloji diyoruz ve bizim iletişimimizi ve kanunlarımızın sinyallerini, savunmalarını, belgelerini biz bu yeni iletişim teknolojileri, internet adı altında, siber dünya adı altında incelenen yeni teknolojilerle yapıyoruz. Aynı o zamanlarda yazı bu şekilde önemli bir teknoloji. Yazının şehir kanunlarının içine girmesiyle yazı inanç dünyasına girmiştir. Çünkü şehir kanunları inanç dünyasındadır. Bu yüzden Hammurabi kanunlarına çok benzemektedir Sami dinlerinin kutsal kitapları. Onlarca senedir bu benzerliklere dair tartışmalar dönmektedir. Hammurabi kanunlarının bir benzerini kutsal kitaplar şehirlerine yapmaya çalışmışlardır. Bakarsanız bol bol kanunlardan bahsederler. 10 emir denilen o tablete yazılmış kanunlar, bu taş tabletler de Hammurabi kanunları gibi dikkat ederseniz. Sadece hitap ettiği insanlar Kenanlılar veya İsrailoğulları. Mezopotamya'daki diğer ırklar değil. Yani o insanların şehirlerine dair kanunlar ve o insanlar şehirlerini bu kanunlara göre işletmişlerdir. Bu yüzden bahsedilenler şehirlerdir gibi bir perspektiften baktığınızda teokrasi dışında herhangi bir yönetim biçimi yoktur. Halklar kendilerini teokrasiyle yönetirler. Bizim bugün bahsettiğimiz kanunlar gökten inmemiş olsalar bile onları değerlendirme biçimimiz gökten inmişler gibi olacak. Hatta hapis ve idam cezalarını da ardına koyarsanız direkt bir dini düzenin içerisinde olduğunuz görülebilecek. Böylece bizim kutsal kitaplarımızın ne kadar bir zamanlar teknolojik olduğunu da anlamamız lazım. Bugün bizim şehir yaşamımızı teknolojiyle anlama gerekliliğimiz, işte bugün yeni çıkan sanal gerçeklik sistemleri olsun, cep telefonlarımız, sosyal medyamız, nasıl tüm inanç dünyamızın tümü siber dünyada, aynı o günde inanç dünyası yazılı olarak belirtilebiliyor. Ve bu yazıyı okuyabilmek de kolay değil. Ve bu yazıyı okuyup anlamak da bir başka meziyet. Hem Hammurabi kanunları hem de kutsal kitaplar bu kanunların bireyler tarafından okunup anlaşılabileceği şekilde yazılmış olsa da bunların yorumları da şehir değiştikçe ortaya çıkmakta. Öyle ki şehir bazen o kadar çok değişir ki o metnin yorumu metnin kendisinden daha değerli hale gelir. Bugün kutsal kitapların yorumunun kutsal kitaplardan daha değerli hale gelmiş olmasının ardında da değişmiş şehirlerimiz var. Bunların dışında Hammurabi yazılı kanunlarla yöneten ilk liderdi. Bunu öğreniyoruz okullarımızda. Fakat bunu çok da bilge olduğu, ortamı anladığı ve şehir dediğim böyle yönetilir dediği için değil, krizde olduğu için seçmişti. İnsanlara şehrin nasıl çalışması gerektiğini anlatması gerektiği bir krizin içerisindeydi ve bu krizi çözmedi. Yazılı kanunlara rağmen Hammurabi kendi kanunlarıyla yönetmeyi başarsa da
ve büyük bir kral olduğundan bahsedilse de kendisinin ölümünden sonra Babil yine yıkıldı. Kısa bir süre dayandı ve yıkıldı. Yani yazılı kanunlarla yönetmenin etkisi yine karizmatik bir liderin tepeden inme emirlerin etkisinden fazla olmadığı bir an. Teknolojinin şehirleri kurtaramadığını görüyoruz Babil'in yıkılmasında. Bunun dışında yazının inanç dünyasına yine çok net bir biçimde girdiği Kadeş Savaşı var. Mısırlar ve Hititler arasında yapılan bu savaşın sonucunda bir anlaşma yapıyorlar. O zamana kadar milletler, şehirler birbirleri ile yazılı olarak konuşmuyorlar. Yani tanrıların ortak bir dili yok. Fakat Kadeş Savaşı'ndan sonra yapılan anlaşma sanki iki tanrının oturup da anlaşma yapmış olması gibi. Ve bunu o dönemin, o coğrafyanın çok tanrılı dinlerinin destanlarına görebiliyoruz. Başka milletlerin tanrıları, mesela Set, aynı zamanda Mısır mitolojisinde geçen bir tanrı olabiliyorlar. Horus'un amcası oluyor. Mısır'ın tanrısı olan Horus ve Kenan bölgesinin Levant'ın tanrısı olan Set birbirleriyle yakın akrabalar. Aynı zamanda coğrafi olarak yakın akrabalar, ticari olarak yakın akrabalar, aralarındaki anlaşmalar çok yoğun. Buradan da biz biliyoruz ki bu tanrılar birbirleriyle iletişim halindeler. Ve destanlar da bu tanrıları aynen bu şekilde resmetmiştir. Yani bu tanrılar sadece kardeşler ve amcalar sürekli mutlular değil. Aralarında yaptıkları savaşlar da aynı o coğrafyada o milletlerin yaptıkları savaşlarla sonuçlanmaktadır. Bu yine o destanların anlatılma amacının hikayeler, insanlar rahat uyusun diye çocuklarını uyutabilsinler diye anlattıkları masallar değil. Toplum düzenine dair kalıcı dersler olduğunu görebiliyoruz. Bu anlaşmalar, ticaret anlaşmaları veya savaş sonrasında yapılmış toprak anlaşmaları olsun, lojistik ağlarının zaten kendinde olan verimli hale getirilememiş durumunu daha verimli hale getiriyor. Ve şehirler kendilerini büyütme yoluna gittiklerinde, ki bu nüfus artımı olabilir, toprak artımı olabilir, üretim artırımı olabilir, bu büyümeye gittiklerinde bu lojistik ağlarını verimli hale getirmeye çalışmışlardır. Bu anlaşmalar da bu lojistik ağlarını verimli hale getirmek dışında pek bir şey yapmaz. Bugün yaptığımız anlaşmalara bakın. Bütün uluslararası anlaşmalara bakın. Lojistik ağlarıyla alakalı olduğunu göreceksiniz. Hiç kimse diğerinin iç işine karışmıyor. Dış işine de karışmadığı söylenir. Fakat konu lojistik ağları olduğunda ülkeler fethedilir, demokrasiler götürülür, değil mi? Konu lojistik olduğu ise herkes tarafından bilinir. Petrol bir yerden bir yere boru hattıyla taşınacaktır. Konteyner gemileri şuralardan geçecektir. Ordumuz şuraya yerleşecektir. Ulaşım ve lojistik dışında pek bir anlaşma yapılmaz. Hammurabi kanunlarına tekrar geri dönmek istiyorum. Yazının bir teknoloji olarak kullanmasının değerini şöyle anlayabiliriz. Bronz çağı çökmüştür fakat biz bronz çağın çöküşü hakkında bir şeyler biliyoruz. Bu yazı sayesindedir, o günün teknolojisi sayesinde. Sonunda başarmışlardır. Niye çöktüklerine dair bir şeyi bize bırakmayı başarmışlardır. Bu kutsal kitaplar olabilir, Hammurabi kanunları olabilir, taş tabletler olabilir Sümer'deki ticaret anlaşmalarını incelediğimiz. Çok ünlü bir Sümer tableti vardır. Aldığı bakırı beğenmediği için şikayet dilekçesi olarak taş bir tablet. Biz bu şikayet formuna bakarak bile o günün ticaretini anlayabiliyoruz ve başarmış olduklarını görüyoruz. Sonunda yıkıldıktan sonra bile ne olduklarını, torunlarını anlatabildiklerini, biz torunlarıysak anlatabildiklerini görüyoruz. Bu insanın diğer canlılardan, diğer organize olmayı başarmış canlılardan bir farkını ortaya koyuyor. Biz bu teknoloji sayesinde, yazı denilen teknoloji sayesinde niye yıkıldığımızı başkalarına anlatabildiğimiz anda türümüze biçilmiş kaderin üstüne çıkmış oluyoruz. Çünkü ne genetiğimiz, ne vücudumuz, ne paleontoloji, bu dağlar, taşlar bizim bir yerlere bir şeyler yazdığımızı bilmiyorlar. Buna karşı bir önlem almamışlar. İlk kısmın ilk sorusuna bakın. Seriyi başlatan soru. İnsanın haysiyeti nerededir? İnsanı diğerlerinden, diğer canlılardan ayıran. Uzaylılardan, dağlardan, taşlardan ayıran bu haysiyeti nerededir? Hammurabi kanunları yazıldığı anda, Orhun yazıtları yazıldığı anda, birisi beğenmediği bakır için bir şikayet formu doldurduğu anda, paleontolojinin hiç beklemediği ve insanın insanlık olmasına yol açan bir şey ortaya çıkıyor. Öyle değil mi? Bugün bu teknolojiyi elektromanyetik alanda sürdürüyoruz ve bir de biz felaketlerin tüm medeniyeti çökertebileceğine artık ikna olduğumuzdan dolayı aldığımız önlemler. İşte kutuplara yakın yerlerde tohum bankalarının olması, korunaklı bölgelerde sığınakların olması, insanlığın başına gelenlerin tekrar tekrar yazılıyor olması, bunların felaketlere dayanıklı ve dayanıksız versiyonlarının sürekli tekrarlanıyor olması, bizim başımıza geleni bir sonraki
insanlara aktarabileceğimizi öğrendiğimizden beri inanç dünyamızın bir kısmı bu olmuştur. İnançlı insanların kendi tebliğlerini nasıl gençler üzerinden, çocuklar üzerinden tekrar rasyonalize ettiğine bakarsanız bu eğilimin nereden geldiğini de görebiliriz. Paleontoloji, genetik, evrim, diğer canlılar, insanlık denilen bu yeni canlıdan haberdar değiller. Onun ne yapabildiğinden haberdar değiller. Muhtemelen 100 bin senedir insan ile insanlık farklı canlılar, insanın yaptığı, insanın başına gelenlere çok hazırlıklı olan doğa, hastalıklar, kıtlıklar, insanlık söz konusu olduğunda o kadar da etkili değiller. Bundandır insanlık kendine baktığında gurur da duyar. Kendisinin bir gezegenin şampiyonu ve ilerideki temsilcisi olduğunu da düşünür. Ve elbette gezegenin geri kalanına karşı bir üstünlük de taslar. İnsana dair en zor soru olan o haysiyeti, bunların toplamının özeti gibidir. Bir de Deleuze ve Guattari'nin ortaya koyduğu şizoanaliz üzerine konuşmak istiyorum. Bu iki düşünür şizoanalizden bahsediyorlar. Protest yazınlarında şizoanalizin tüm detaylarını vermiş değiller. Bu metot nasıl kullanılıyor pek bilmiyoruz. Edindiğimiz fikre göre toplumu birkaç katmana ayırmışlar. Bu katmanların en sonuncusu kapitalist realizm. Ve bu son katman diğer tüm katmanların soğan kabuğu gibi en dışında duruyor. Deleuze ve Guattari'ye göre şehir yaşamımız kapitalist realizm içerisindedir. Şizoanaliz ise bu katmanların içerisinde değerlendirilmesi gereken cümlelerin, bu şekilde kurulması gereken cümlelerin, başka katmanlardan bir şekilde konseptler alıp kurulması ve insanların bu şekilde iletişim kurduğuna dair bir öngörü içeriyor. Örnekle açıklamak gerekirse, siz aile hayatınızda kurduğunuz bir cümle, ailenizdeki bir bireye kurduğunuz bir cümle, aile katmanında kalmalı. Veya Guattari'ye göre aile katmanında kalması beklenirdi. Lineer psikoanalize göre biz birinin cümlelerini, ailesine dair olan kurduğu cümlelerini aile bağlamından kuracağını düşünürüz. Fakat şizoanaliz diyor ki siz bu cümlenin içerisinde toplumsal bir yere gidebilirsiniz, şehir yaşamında bir yere gidebilirsiniz, kapitalist bir yere gidebilirsiniz, bu cümlelerinizdeki konseptleri oralardan alabilirsiniz. Bu sizin sanki bir şizofreninin cümle kurarken konseptleri farklı farklı ve öngörülemez yerlerden almasına benziyor. Bu yüzden bir şehirliğe yapılacak psikoanaliz onun şizoidi özellikler gösterdiğine dair bir ön kabul gerektirir diyorlar. Ve bunu felsefi bir perspektife oturtmak istemişler. Ama dediğim gibi tüm detayları da anlatmamışlar. Daha çok var olan psikoanaliz teorilerine karşı bir eleştiri, bir protesto içeriyor. Bahsedilenler şehirlerdir perspektifinde. Ben de şehir yaşamını bir felsefi metoda indirgemek ve bunun içerisinden değerlendirme yoluna gittim. Ve fark ettim ki şizoanalizin bahsettiği sorunlar nedeniyle ben de bahsedilenler şehirlerdir yapıyorum. Şizoanalizdeki bu farklı bağlamlar arası şizoidi cümle kurumu aslında postmodernist dünyada cümle kurumu. Ve ben postmodernist dünyada cümle kurulduğu için bir analitik felsefe metoduna ihtiyacımız olduğunu düşündüm. Bu yüzden metot aslında şizoanalizin bir alternatifi ve aslında onun sorunlarını çözüyor. Şehir yaşamı ve psyche aslında buradaki çözülmeye çalışılan durum. Çünkü insan ile insanlık farklı şeyler ve bunların arasındaki iletişimi de psikoanalizle yapmaya çalıştığınızda şizoanaliz gibi bir metot bulabilirsiniz. Kaçınılmazlar metodu şizoanaliz veya psikoanaliz için değil ama o amaçlarla kullanılabileceği de çok açık. Bahsedilenler şehirlerdir perspektifi şehir hayatımıza dair her şeyi açıklama amacında değil. Limitlerinden bahsedeyim, kullanılamadığı noktalardan. Sanat ile alakalı çıkarımlarımız veya bir sanat okumasını bahsedilenler şehirlerdir perspektifiyle, kaçınılmazlar metoduyla yapamayacağımızı düşünüyorum. Çünkü sanatçıların sanatı yaparken edindikleri motivasyonları ard arda yazdığımızda şöyle bir sahne verecek bize. Hem toplumumuz hem de sanatçılar sanat eserlerinin kaçınılmaz olmayan şeylerden oluştuğunu düşünüyorlar. Ve bunu bu şekilde ifade ediyorlar. Herhangi bir sanat eserine bakın, onu dinleyin. İçerisinde yapılan seçimler kaçınılmaz olurlarsa, belki size klişe gelecek, belki didaktik gelecek. Ve sanattan uzaklaşıp zanaata yaklaştıracak, mühendisliğe yaklaştıracak. Sanat eserleri kaçınılmaz olmayan kısımları için oradadır. Öyle değil mi? Bu yüzden metotta sanata dair bir cümle kurulacaksa şöyle olabilir. Sanat kaçınılmazları içermez, bu yüzden sanatta postmodernizm kaçınılmazdır. Bu cümleyi kaçınılmazlar metoduyla incelerseniz çok hızlı sonuç alacaksınız. Postmodernizmi bizim sanat dünyasıyla inceliyor olmamızın sebebi en ayyuka çıktığı yerin orası olmasıdır. Sanatçılar artık hiçbir kaçınılmaz seçim yapamamakta,
Bundan dolayı da sürekli postmodern konseptler çalışmaktadır. Her şey yoruma o kadar açıktır ki üstüne konuşulabilecek en ufak bir şey kalmamıştır. Ve bizim postmodern sanatçılara baktığımızda yapılan seçimleri niye yaptıkları üzerine konuşmayı gereksiz bulur, bunları bariz bir kaçınılmazdan kaçış olarak görürüz. Bu onları kendi başına postmodern yapmaktadır. Bundandır eski sanat eserlerinin yad edilmesi, zanaatkarlığın yad edilmesidir. Bugün sanatta zanaatkarlığın o kadar yoğun görülemiyor olması pek beklenilen bir şeydir. Çünkü zanaatkarlık çoğu zaman artık mekaniğe, teknolojiye gitmiştir. Yani sizin bir tabloda gölgeleri çok iyi vermek için uğraşmanız pek anlamsızdır. Bu uğraşınızı daha iyi çip teknolojileri için yapmanız, mühendisliği ve zanaatkarlığı orada yapmanız beklenir. Şehir sizden böyle bir şey bekler. İyi zanaat daha çok taşıtların, mimarlığın, yolların, teknolojik ürünlerimizin tasarımında görülmektedir. Onların işlevsel olması gerekmektedir. Onların gölgelerinin ve hangi ışıkta, hangi şekilde görüneceğinin ayarlanması gerekmektedir. Bu yüzden eski tablolardaki gölge, ışık, o korkunç detaylı anatomileri bugün görmeyiz. Anatomi bilmesi gerekenler artık doktorlardır, sanatçılar değil. Durumu metot ile inceleyen düşünür çok net bir sonuç alacak. Bu da metodun ufak bir şovu olsun. Lojistik ağlarını seçemeyeceğimizden bahsetmiştim. Bununla alakalı bir şeylerden söylemek istiyorum. Lojistik ağlarını paleontolojik objeler yapan ve onların seçilemeyecek kaçınılmazlar olmasını sağlayan şey geometri, topoloji. Bir küre üzerinde iki noktayı bağlayan en kısa uzaklık bir ışın biçiminde değil bir çemberin parçası biçimindedir. Bu topolojinin gereğidir. Bizler 3 boyutlu bir şeklin üzerinde 2 boyutlu hareket yapmaktayız. Uçaklarımız 3 boyutlu bir lojistik sağlasalar da bu hem verimli değil hem de kürenin büyüklüğüne bakılırsa onu da 2 boyutlu görmek mümkün. Yerin altından yapılan lojistik mesela boru hatları onlar da 3 boyutlu bir hareketin ürünü gibi görülse de aslında yolu kısaltmak için değil güvenli hale getirmek için yer altından yapılan ve çoğunlukla yer üstünden giden borular. Yani bizler 3 boyutlu bir kürenin üzerine 2 boyutlu hareket yapmak zorundayız. Ve bu 3 boyutlu küremiz de uniform, homojen halde değil. Yani bazı yerleri kara, bazı yerler deniz. Her yerden aynı lojistiği yapamıyorsunuz. Bu yüzden bu 3 boyutlu küre üzerindeki hareketimiz de daha kısıtlı hale gelmektedir. 2 boyutlu hareketimizin bile kısıtlamaları vardır. Karalar ve denizler yüzünden, fırtınalar ve doğal afetler yüzünden. Bundandır lojistik ağlarının bölgeleri, yolları kaçınılmaz olmak zorundadır. Onlara baktığımızda biz doğal sonuçları görürüz. Sanki kağıt üzerinde bir topoloji problemi çözüyormuşçasına. Bundandır bu lojistik ağlarının ulaştığı şehirleri sahiplenmek çok gariptir. Mesela İstanbul bizim şehrimiz diyoruz. Fakat ne bizim şehrimiz ne de bizden öncekilerin şehri. Bizden sonrakilerin de şehri değil. Şehir insanlığa ait bile sayılmaz. İnsanlık bu şehrin içerisinde ortaya çıkmaya çalışıyor. Fakat şehri ortaya çıkartan şey lojistik. Lojistik yolların kesiştiği yerlerde ulaşacak birikme de kaçınılmaz. Bu yüzden şehirler de kaçınılmaz. Fakat o şehirlerin bu düzeni kaçınılmaz değil. Aksiyolojik olan, bariz olan bu düzeni. Çünkü mesela Truva'ya, Höyüklere, Mezopotamya'daki şehirlere bakın. Birbirlerinden haberleri olmamasına rağmen üst üste yapılmışlar binlerce sene, on binlerce sene. Üst üste şehirler var. Birisi yıkılmış, üstünü toprak kapatmış. Diğerleri de "Aa buraya kuralım şehri" demişler sanki biliyormuşçasına. Halbuki onu kaçınılmaz olarak oraya kurmak zorundalar çünkü lojistik yolları orada kesişiyor. Bu yüzden şehirler kaçınılmaz. Fakat o şehirlerin nasıl işlediğine dair olan o inanç var ya bugün içinde bulunduğumuz. Bu şehri bu işleten. İnsanlar yerlere tükürmeseler böyle olmaz. Taksiciler biraz daha kibar davransalar böyle olmaz. Dediğimiz o inanç dünyamız var ya o kaçınılmaz değildir. Şehirlerin ve lojistik ağlarının topoloji nedeniyle bir kaçınılmazlığı ortaya çıkmaktadır. Bunun sebebi geometri. Ne genetik, ne paleontoloji, ne uzaylılar, ne inanç dünyamız, ne bizim şehirlerden umduklarımız, insanlığın kaderine dair düşüncelerimiz. Bunların hiçbirisi şehirleri kaçınılmaz hale getiremiyor. Topoloji yüzünden, kürenin üzerinde iki boyutlu hareket etmeye çalışan canlılar yüzünden. Bireyin kendi genetik etkileri ve şehrin paleontolojik etkilerinin karşılaşmasından ve pek de hoş sonuçları olmamasından bahsetmiştim bir önceki kısımda. Bunun dengesi nasıl kurulur? Yani hem şehirlerimizi ayakta tutmak için birbirimize bir inanç dünyası içerisinde iyi davranmaya, uyumlu davranmaya çalışacağız ve bu sayede organize olacağız. Hem de bizim içimizden bu insanlara bu şekilde uyumlu davranmak gelmiyor. Bugün yaşadığımız şey yani. Bu denge nasıl kurulabilir? Bizim toplumsal sorunlarımızı kendimiz çözmeye çalışmamız çok akıl dışı.
İnançlar tam olarak bu yüzden var. Zihnimizin çapı bu şekilde bir analiz yapmaya yetmeyecek. Kutsal kitaplara veya anayasalara bakmamız gerekecek ve bunlar da pek sonuç vermediğinde günümüze erişeceğiz. Bizler toplumsal sorunlarımızı özgür irademizle edindiğimiz fikirlerle çözmeye çalışmamalıyız. Görünen o. Ve tüm kurallar, kanunlar da bunu bu şekilde diyor. Yani siz bunları kendi kafanızdan, kendi kanunlarınızla yapmayın. Bundan dolayıdır insanların kanunlarını kişiler değil, insanlar toplanarak belirlerler. Krallar bile kanunlarını kendi kafalarından uyduramazlar, bir yere, bir inanç dünyasına dayandırmak zorunda kalırlar. Değil mi? Bizler bu şehri tekrar organize edecek inancı ortaya çıkartmaktan bugün aciziz. Çünkü elimizde bu inançları bize dikte edebilecek mistik güçlerin olmadığını görüyoruz. Tepeden inen kurallar mümkün değil. Bunu ne genetik biliminde görebiliyoruz ne fizik biliminde görebiliyoruz. Orada bir akıl var ve bize nasıl yaşanacağını öğretecek değil. Bizim bu toplumsal sorunu kendimiz çözmemiz gerekiyor fakat analizimiz buna yetmiyor. Analiz gücümüzü yapay zekalarla arttırmayı seçebiliriz. Bence bu öncelikle özgür irademizi bir kenara bırakmak olur. İnsanlar bunu sürdürülebilir yollardan yapamazlar. Yani insan haysiyeti dediğimiz, o paleontolojinin bilmediği, insanın yazarak tüm evrenden gizlediği ve kendisine anlattığı, kendi arasında yaptığı bu dedikodu var ya, insan haysiyeti, şehirleri yapan. Onu yapay zeka gibi bir sistemin içerisine emanet ettiğimizde geriye bizim insanlığımız değil, insan olmamız kalır. Bu tür zaten vardı. Yani insan zaten bu topraklarda dolaştı. İnsanlık yokken. Avlandı, kaçtı, hastalandı fırtınalarda, değil mi? Korunaklı bir bölgede değildi ama bu türdü. Korunaklı bir bölgede de yaşadı. Yani ormanların halen olduğu ama sahanlıkların da açıldığı Afrika'nın buzul çağının ertesi dediğimiz o bölgesinde çok korunaklı bir aralık da yaşadı. En çok insan türü de o bölgede çıkmıştır. O coğrafyada o dönem çıkmıştır. Yani bizim kuzenlerimiz, bizim öncüllerimiz değil, kuzenlerimiz de yanımızda o dönem bizimle yaşamışlardır. Çünkü orası bu vücuda en uygun coğrafya ve zamanı içeriyordu. Şimdi bu tür zaten yaşamışsa bizim bu türe geri dönüşümüz pek bir anlam ifade etmez. Eder, evet, paleontolojik anlamda bizim konforlu yaşamı seçmemiz beklenir. Bütün canlılar da bunun için birçok şeyi gözden çıkartmışlardır, başka yollara sapmışlardır, kendi türünden bölünmüşlerdir. Değil mi? Türleşmişlerdir. Amerika'daki geyik ile Asya'daki geyik aynı otu yemez. Halbuki aynı geyikten gelir. Bizim de bu şekilde tekrar kendimize uygun bir coğrafyayı ve dünyayı bulmamız felakettir aslında. Çünkü bu tür çoktan yaşamıştır. Homo sapiens dediğimiz iki ayak üzerinde duran, avlanan, ormanlara kaçan fakat sahanda gününü geçiren, gölgede oturan bu tür zaten yaşamıştır. Şehirlerimizi yine bu türün kendisini konforlu yaşayacağı hale getirmemiz bir diğer hayvan olmamızdan farksızdır. İlk soruyu hatırlayın. Bizi diğerlerinden ayıran o haysiyetimiz nerededir? Bu durumda bizim şehirleri kendimize uygun hale getirme amacımızı çok dikkatli ele almalıyız. Bize uygun dediğimiz şey koşup ormanlara kaçtığımız an mıdır? O konfor mudur? Yüzümüze gülümsemeyi veren o rahatlık mıdır? Ailemizin rahatça yaşadığı, türümüzün rahatça serpildiği, farklı adaptasyonların bir dağ ötede çıktığı o yer midir? O yer geçmiştir. O yeri bugün goriller yaşamaktadır, şempanzeler yaşamaktadır. Onlardan bir parça daha karmaşık halde yaşayacak olmamız, onlardan daha haysiyetli olduğumuz anlamına gelmez. Bence bizler haysiyetimizi koruyabilecek bir şehir sahnesi elde edebiliriz. Bunun için özgür irademizi toplumsal konulardan uzak tutmamız fakat yine de haysiyetimizi koruyacak kadar risk altında olması gerekiyor demiştim. Bunu sağlayacak bir şey de bizim beynimizi artırmamız. Tabii ki kafatasımızı büyütelim. İçindeki beyni artıralım gibi bir şey değil. Beynimiz sadece kafatasının içerisindeki işlemlerden oluşmuyor. Bizim bir de mikrobiyota dediğimiz midemizde ve bağırsaklarımızda olan bir organ daha var. Bu organ beynimizle alışveriş halinde ve birçok isteğimizi bu organ belirliyor. Günlük hayattaki acıktığımız, susadığımız, midemizi bulandıran, bugün kötü kalktım dediğimiz falan birçok şey aslında mikrobiyota ile ilgili. Bunu öyle biliyoruz ki şizofreni hastalarının mikrobiyotaları normal insanlardan farklı. Beyinlerindeki fark sadece beyinlerindeki fark değil, bağırsak bakterilerin davranışlarındaki fark da ortaya çıkıyor. Bu yüzden bağışıklık sistemleri de farklı. Mikrobiyota yani düşündüğümüzden çok daha güçlü bir organ, çok daha sözü geçen bir organ. Hatta denebilir ki beyni direkt etkileyebileceksek dışarıdan, bunu beynin içerisine atacağımız kimyasallarla veya kafatasımızı açarak içeriye koyacağımız makinelerle değil,
mikrobiyota üzerinden yapmamız gerekir. Çünkü o hem doğal yollardan bunun nasıl yapılacağını biliyor. Yani en sevdiğiniz yemeği sevmenizin nedeni bağırsağınızdaki bakteriler. Canınız yemek çektiğinde sizin canınızın yemek çektiğini düşünüyorsunuz, öyle değil mi? Aslında olan şey kulağınıza bir bakterinin canın bunu çekiyor ve sen canının bunun çektiğini düşün demesi. O kadar da güçlüler aslında. Ve biz bağırsak bakterilerinin üzerinden bir iletişim kurabiliriz. İlginç geliyor. Ancak ormanlarda toprağın altında bulunan miselyum ağı da bu şekilde bir tek hücreli organize sistem. Bir beyin gibi davranabiliyor. Kendi kütüphanesi var, hafızası var, uygun bir biçimde adaptasyon gösterebiliyor. Kendisine verilmiş düşmancıl tepkileri tanıyor. Ve bu şey tek hücrelerin ucuca birleşmesinde oluşmuş bir ağ. Bugün araştırmalar sürüyor miselyum ağ ile ilgili. Ona ne derece karmaşık olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Belki de insan aklından çok daha karmaşık bir düşünce dünyası olduğu iddiaları var. Bunların hepsini iddia olarak alabiliriz. Fakat tek hücrelilerin çok karmaşık ve şehirleri işletebilecek kadar yetkin, detaylı analiz organlarına dönüşebildiğini biz buradan biliyoruz. Ve bağırsağımızdaki diğer başka tek hücrelilerin de beynimizle iletişim kurabildiğini biliyoruz. Belki doğadaki bu iki konsepti bir araya getirilebilen, insan haysiyetini zihnin içinde koruyabildiği fakat toplumsal sorunlarını belki de bağırsak bakterileriyle çözdüğü bir dünya mümkün. Yani biz böyle bir dünyada sorunların çözmesini istemeyeceğiz, sorunların çözmesi için düşünmeyeceğiz, sorunları çözmeyi canımız çekecek ve sorunları çözdükten sonra doyacağız. Bu ilginç görünüyor fakat beynimiz üzerinden toplumsal hayatımızı düzenleyeceksek belki bu yollardan bir tanesidir. Geçen bölüm dediğim gibi bugün çok ciddiyetsiz gelen bu çözüm belki ileride çok ciddi hale gelecektir. Bahsedilenler şehirlerdir dedikçe şehrin dışında yaşayan taşradaki insanları sanki dışladım, sanki şehrin dışında da insanlar varmış gibi yaptığım söylenebilir. Fakat şehrin dışındaki her şey de şehrin içine dahil edilmiştir. Yani taşrada yaşayan insanlar köylerini bekası için orada değildirler. Üretimlerini yine şehir için yapmaktadırlar, hayalleri de genellikle şehirler üzerinden gerçekleşir. Şehirlerden medet umarlar, şehrin yöneticilerinden medet umarlar, onlardan bir şey isterler. İhtiyar heyetine gidip de tohum fiyatlarını sormazlar. Bakanlara gidip tohum fiyatlarını sorarlar. Şehrin dışında üretilmiş her şey şehre yaramaktadır. Bu da insanlık denilen şeyin türümüzün çoktan seçtiği bir yol olduğuna dair bir delildir. Şehrin dışı da insanlık denilen objeye dahil edilmiştir. Öyle ki uzay bile, yani şehirlerimizin en dışında olan şey sadece şelaleler, dağlar değil. Uzay bile lojistiği ile söz konusudur bizim için. Asteroid madenciliği, oradan buraya nasıl getirilecek? Ay'a taşınacağız diyoruz değil mi? Vücutlarımızı, şu bilmem kaç kiloluk memeli vücutlarımızı bir şekilde Ay'a taşıma amacındayız. Bu verimsizlik çok komik görünüyor ama zaten dediğim gibi şehirler inanç dünyalarıyla işletildiği için arada bu şekilde anlamsız komiklikler de çıkıyor. Kaldı ki bizim tonlarca metalin içerisinde vücutlarımızı bir oraya bir buraya taşımaya çalışmamız da ileride çok komik karşılanacak. Neden vücutlarıyla gitmeye çalışmışlar? Neden bir yerlere gitmeye çalışmışlar denecek ve bizim buna cevabımız sadece canımız istedi olabilecek. Bunun dışında gerçek bir mantıklı yanıt söyleyemeyeceğiz. Tamamen inanç dünyamızla aksiyolojik yanıtlar vereceğiz. İşte çok gezen bilir, işte orayı göreceksin falan gibi. Yani bu vücutları taşımak için harcanmış enerjinin, dünyadaki bu vücutlar taşınsın diye yapılmış savaşların, bu vücutlar taşınmadığı için girilen depresyonların hepsine bakıp çok gülecekler. Bazı eski hikayelere bakıp gülümsüyoruz ya, yani hayvanlardan bir çift alınca o hayvanın soyunun kurtulması mümkün değil genetik olarak, biliyorsunuz. Ama yine de anlatılarda böyle bir şey var. Çünkü öyle görmüşler. Biz de bir yere gitmezsek herhalde, değil mi? Tonlarca metalin içerisinde karbon ayak izimizi dörde çarpıp bizden milyarlarca sene önce ölmüş bazı bakterileri yakıp dumanıyla bir yere gitmezsek herhalde şehirlerin işleyemeyeceğini düşünüyoruz. Halbuki bizim gitmemiz bir yere gerekmiyor. Şehirler lojistiği bizim üzerimizden sağlamak zorunda değiller. Fakat bir yerden bir yere gitmek deyince bunun en hızlandığı zamandan bahsetmeden olmaz: endüstri devrimi. Endüstri devrimi deyince aklınıza gelen buharlı makineler hangisi? Trenler, yandan çarklı gemiler, öyle değil mi? Yani lojistik. Biz buharlı teknolojiler ve endüstri devrimini bu motorun yapılması üzerine biçsek de bu motorun yapıldıktan sonra elde edilen ilk gerçek sonuç lojistikle, yani trenlerle ürünlerin taşınması. Trenlerle ürün taşınabildiği için o fabrikalar kuruluyor aslına bakarsanız. Çünkü trenlerle taşınacak ürünler artırılabilmiş, böylece fabrikaların verimi artmış.
fabrikaların verimi artması için buharlı makineler fabrikalara gelmiş. Aslında buharlı makineler bir şeyi bir yere taşımak için ortaya çıkmışlar. Lojistik için ortaya çıkmışlar. Bu lojistik ağını daha verimli hale getirmiştir. Kadeş Savaşı'nın ardından yapılan anlaşmadaki verimliliğe benziyor. Yani amacı insanlığın bu lojistik ağlarının verimini arttırmak. Topoloji nedeniyle lojistik ağlarının kısıtlı ve kaçınılmaz olduğundan bahsetmiştim ya. Bu kaçınılmazlığın içerisinde bir fırsat bulabilmeyi sağlar bu yeni teknolojiler. Buharlı trenleri insanları bir yerden bir yere taşıyalım diye değil, tonlarca çeliği bir yerden bir yere taşıyalım diye yaptık. İnsanlar bunun yan etkisi olarak buharlı trenlere binebildiler. Aslına bakarsanız lojistik için yapılmıştı koca endüstri devrimi. Yani insanlığın mekanizasyonu, onun lojistiğinin mekanizasyonu demek. Bu insanın insanlık konusundaki tek gerçek ergisi. Yani insanın insanlığa dair gerçekten elle tutulur objektif tek amacı onun lojistik verimini arttırmaktan ibaret. Ne inançsal dünyasını, ne inandığı tanrıyı daha mutlu hale getirmeyi. Bunların hiçbirisi gerçekten kaçınılmaz değil. Kaçınılmaz olmadığını en inançlı olduğunu düşündüğünüz kişinin ailesindeki dedikoduları sorgulayarak görebilirsiniz. Yani insanlar insanlığın içerisindeki kanunlarda sadece lojistiğin kaçınılmaz olduğunu düşünürler. Bundandır savaşlar çıkar. Sadece lojistik amacıyla çıkarlar çünkü sadece o kaçınılmazdır. Yani sizin dini amaçlar için çıkarttığınızı düşündüğünüz savaşa gözlerinizi kısıp birazcık bakarsanız oradan oraya taşınacak olan şey din, inanç değil, ürünler, üretimler, ham maddeler, lojistik. Endüstri devrimi deyince özellikle webde çok fazla Ted Kaczynski övgüsü görüyorum. Yuna Bomber var ya, felsefeci olduğu iddia edilen bir terörist. Eli kanlı, pek megaloman, zihni özellikle sakatlanmış bir teröristtir. Zihnini kendisi mi sakatlamış, MK Ultra'da mı sakatlanmış, buradaki atominenlere girmeyeceğim ama kendisinin terörist olduğu açık. Söylemleri pek de felsefi değildir. Yani Ted Kaczynski'nin endüstri devrimini suçladığı o büyük manifestosu var ya, her teröristin manifestosu kadar işlevsiz olan. Endüstri devrimine çözüm olarak şehirlerin dışında, ormanlarda, taşrada yaşanan bir hayat tasviriyle çözüm bulduğu iddiasındadır. Hatta bu çözümü gösterebilmek adına kendisi de yapmıştır. Yani kendisine atominem yapalım diye özel olarak uğraşmıştır. Hani benim üzerimden eleştirin çünkü ben kulübede yaşıyorum diye. Kulübesine baktığımızda içerisi şehirde üretilmiş cihazlarla doludur. Üstündeki tüm giysileri şehirlerde üretmişlerdir. O tüm üstündeki giysilerin dikişlerini kendisinden binlerce, on binlerce kilometre ötedeki çocuklar dikmiştir. Kendisinin manifestosunu yazdığı daktilo da şehirlerde üretilmiştir. Kaczynski ne lojistiği görebiliyor ne de istediği hayat gerçekten kullanılabilir. Onun istediği hayat şehir hayatının bir öncülü alfa sürümü olan taşra hayatı. Ve taşrada insanlar ürüyorlarsa ve üremeleri belirli bir seviyeyi geçecekse toplu üretim yapmak zorundalar. Ve bu şehir hayatına geçişleri demek. Eğer çok üremeyeceklerse goriller ve şempanzeler orada duruyorlar. Hiçbirisi 8 milyar üyesiyle canımızı sıkmıyor. Neden? Çünkü toplu üretim yapamıyorlar. Bundan dolayı da nüfusları artmıyor. Bu insan zaten yaşıyordu. Yarın yaşamasının hiçbir nedeni yok. Kaldı ki o kulübeyi yaptığın ve etrafına duvarları çektiğin anda oluşturduğun şey eğer insanın aklıyla sonuçlarıyla rasyonel olarak elde ettiği bir dünya ise inanç dünyasından farksızdır. Kaczynski'nin iddiası gibi doğal değildir. Kulübeler doğal yapılar değildir. Köyler doğal yapılar değildir. Taşra hayatı doğal hayat değildir. Sadece kişisel deneyimimden bilmiyorum. Taşra'da yaşamış herkes doğadaki diğer şeylerden kendilerinin ayrı olduğunu çok net bilir. Öyle ki kendilerini doğadan ayırmak için köpekleri evcilleştirirler. Çitler yaparlar. Değil mi? Kuyular açarlar. Duvarlar çekerler. Hayvanları evcilleştirirler. Doğadaki hayvanlarla içli dışlı değildirler. Gidip doğadaki ineği sağmazlar köydekiler. Kendi ürettikleri ineği sağarlar. Öyle değil mi? Yani Kaczynski'nin kafasındaki yaşamın içerisinde biz gidip dallardan meyve topluyorsak tekrar diyorum ki şempanzeler orada duruyor. 100-150 milyon senedir de meyve topluyorlar. Yani bizim taşra hayatına geri dönmemizi söyleyen herhangi bir şehirci çözüm ciddiye alınamaz, felsefi değildir. Zaten Kaczynski de sadece teröristtir. Burada elbette bana denebilir ki senin bulduğun çözüm daha uçuk. Sen bağırsak bakterilerini bağlayalım ve insanlığı öyle çözelim diyorsun. Politik bir çözüm de bulunabilir. Bu o kadar zor değil. Bu çözüm belki biraz sizin politik ikliminizde bir yana çekiyor gibi görünebilir. Bence öyle değil.
bugüne kadar üretim araçları üzerinden şehirlerin sorununu çözmeye çalışmış bir sol akım var. Öyle değil mi? Üretim, emek, yani insanların üzerinden sorunu çözmeye çalışan ve aynı şekilde insanların üzerinden sorunu çözdüğü iddiasında da bir sağ akım var. Öyle değil mi? Liberal ekonomi, global ekonomi. O da insanın hırslarının bir şekilde insanların şehirlerini ilerletebilmek için gereken rekabeti ortaya çıkarttığını binlerce laf. Friedman, Keynes. Bu iki akımın da şehirler perspektifinden görünen çok kaçınılmaz olan lojistik durumunu pek de incelemediklerini göreceğiz. Lojistiği ikisi de ayrı ayrı bir branş olarak incelemişler fakat sorunların çözümünün merkezine hiç almamışlar. Bu yüzden ben kendi çözümümü sadece lojistik üzerine kuruyorum. Ve bu politik bir çözüm de olabilir. Bağırsak bakterileri bir başka çözümdü. O politik değildi. Kaçınılmaz bir çözümdü. Daha doğrusu yani kaçınılmaz olarak ortaya çıkmış bir sorunun kaçınılmaz bir çözümü isteniyorsa evet bizim bağırsak bakterilerimizi bağlayabilmemiz birbirine aslında sorunu çözecektir. Diyelim ki politik olarak çözmeye çalışacağız. Lojistik ağlarının ve lojistik yollarının topolojik nedenlerle kaçınılmaz olduğunu bir kere kabul etmemiz lazım. Yani hırslı insanların topraktan çıkararak bulduğu madenler değildir lojistik ağları veya birinin icadı değildir. Bir milletin bir millete armağan edilmiş özel şehirler değildir. Şehirleriniz, tarlalarınız, yaşamınız belki bu şekilde olmalıdır. Üstüne giydiğiniz giysiyi belki bu şekilde seçmelisinizdir. Fakat lojistik ağları topolojik nedenlerle orada olduğu için sizin inanç dünyanızda yaşadığınız, aldığınız kararlarla etkilenmemelidir. Ne üretim araçlarının anonimleştirilmesi ne de hak ve emeğin doğru verilmesi şehirlerin sorununu çözecektir. Lojistik ağlarının insanlığın ürünü olduğu söylenebilirse belki, değil mi? Yani lojistik ağlarından diktatörleri, kapitalizmi, tekelleri, çok uluslu şirketleri sökerseniz sadece lojistik ağlarından ve lojistik ağlarının kaçınılmaz olarak global dünya için insanlığın ürünü olan ağlar olduğunu söylerseniz ve verimini bu yönden yapmaya çalışırsanız şehirlerin belki içlerindeki sorun ilk etapta kısa vadede çözülmeyecektir. Fakat şehirlerin birbirleriyle olan sorun çok daha objektif, çok daha global değerlendirilecektir. Yani siz bir şirketi kurtarmak adına bir lojistik ağını rehin alıyorsanız Orta Doğu'da, burada sizin lojistik ağlarınızın özelleştirilmiş olduğunu suçlarım. Ne çipleri, ne politik amaçlarınızı, ne sizin kurucu babalarınızın size gönderdiği o sonsuz ideaların suçlu olduğunu düşünmüyorum. Bunlar geçicidir. Geçici olduğunu dediğim gibi en inançlı insanın ailesindeki dedikodulardan görebilirsiniz. Bunlar kaçınılmaz değildirler. Eğer gerçekten büyük sorunlar çıkıyorsa kaçınılmaz nedenlerle çıkıyordur. Kaçınılmaz olan şeyler lojistik ağlarıysa o zaman onların anonimleştirilmesi veya insanlığa armağanı belki de sorunlarımızın tümü için toptan çözüm olacaktır. Ben bu çözümün gerçek bir analizini yapmayı aslında reddediyorum. Çünkü çok politik. Ben lojistik ağlarından global şirketleri sökelim dediğim anda Evergreen gibi dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi beni komünist olmakla suçlayabilir. Lobi yapabilir. Öyle değil mi? Yani bunların gerçek analizleri çok politik kalacaktır. Yine inançların çatışmasına dönüşecektir. Bu yüzden ben böyle bir çözüm sunuyorum. Fakat çok ciddiye aldığımdan değil. Ama politik bir çözüm isterseniz belki bunun üzerine birazcık düşünebilirsiniz. Biraz daha eğlenceli bir konuya geçeyim. Süper kahramanlar. Süper kahraman sineması, süper kahramanın üzerine dönen muhabbetler biliyorsunuz 10 yılımıza damga vurdu. Çok kalıcı olacaklarını düşünmüyorum süper kahramanların üzerine söylenecekleri. Yani sadece eğlence sektörünün bir ürünüler. Fakat bu kadar düşün hayatımıza girip çıkıyorlarsa ve sürekli bunlar için bir tartışma dönüyorsa şehirler perspektifinden süper kahramanlar nedir bir bakayım dedim. Biz süper kahramanları kendileriyle değil şehirleriyle değerlendiriyoruz. Ve süper kahramanı oluşturan şey onun çevresi ve şehri olduğunu söylüyoruz ve bunda da çok ısrarcıyız. Bütün süper kahraman hikayelerimiz şehirlerini anlatıyor. Hatta köyde bir süper kahraman olmuyor çünkü köyün çözülecek dertleri o kadar da bilinmez değil. Taşra'da yaşayan tek büyük süper kahraman Kızıl Maske. Kızıl Maske bile orman denilen çok karmaşık bir şehrin aslında kahramanı. Tarzan gibi bir yerde. Yani ortada ilişkiler ağını bir insan zihni analiz edemeyecek kadar karmaşıksa ve ortaya sorunlar çıkıyorsa burada inanç dünyası bize kahramanları getiriyor. Kahramanların bu kadar inanç dünyasıyla içli dışlı olmasına dair çok makale yazıldı biliyorsunuz. Birçok kahramanın İsa'nın tekrardan
anlatımı olduğuna dair çok şey var. Hepsi işte babasız büyüyor falan. Bu bizim inanç dünyamızla alakalı denip duruyor. Kahramanlar bizim bugünkü tanrılarımızdır. Kahramanlar bizim bugünkü kahramanlarımızdır aslında sadece. Çünkü kahramanlar şehirleri korumak için oradadır. Çünkü bizler şehirlerin nasıl korunacağını bilmiyoruz. Yani şehri dışa karşı korumak için bir duvar örüyoruz. Fakat gece bizim yolumuzu kesecek veya bir yerden bir yere silah taşıyıp insanları silahlandıracak, şehrin içerisine karmaşa çıkartacak ağları bizler göremiyoruz. Bundan dolayı çok rahatsızız. Bundan dolayı gece Batman çıkıyor, o ağları inceliyor, en iyi dedektifliğini yapıyor ve o ağları etkisiz hale getiriyor. Veya sabah Superman çıkıyor, onun bu gizli ağları çözmek için ayrıca uğraşmasına gerek yok. Gözünden çıkarttığı ışınla kötü emelleri olan insanlar vazgeçiyorlar. Ve biz de şehirlerimizi güven içerisinde hissettiğimize dair bir hikaye anlatıyoruz. Bu hikayedeki değerleri övüyoruz. Farkındaysanız kimse süper kahramanların varlığına inanmıyor. Ama herkes o süper kahramanların edindiği, söylediği değerleri çok önemsiyor. Hatta süper kahramanlar denilen sinema bugün var. O değerler sayesinde var. Büyük güç, büyük sorumluluk getirir. Örümcek adama sempati duymamızın nedeni örümcek adamın varlığı değil ki yok. Onun bu şekilde davranacak biri olması. Sorumluluğunun gücünü ima etmesi, gücünün de sorumluluğunu ima etmesi. Büyük güç, büyük sorumluluk getirir. İncil'den çıkmış gibi. Çünkü kahramanlar sadece bizim şehirlerimizi korumak için oradalar. Bazı ontolojik iddialarının kökeninde de şehirler olduğunu fark ettim. Birçok Asya ülkesinde evrenin nasıl var olduğuyla ve nasıl işlediğiyle alakalı olan bir sembol Yin Yang, biliyorsunuz. Yin Yang'ın kökenine dair araştırmalar bize gösteriyor ki Yin Yang tepenin güneş alan veya karanlık olan yüzüyle alakalı bir şey. Fakat güneş alan yüzü ve karanlık olan yüzüne atfedilmiş bu özellikler, tüm bir Yin Yang kocaman bir felsefe içerisinde incelenecek bu özellikler, tepenin güneş alan yüzüne tarla kurulduğu için bulunmuş. Yani bütün yıl tek bir yerden güneş alıyorsa bir tepe, ki Asya'daki dağlık alanlarda böyle tarlalar var, hepsi böyle tepelere merdiven yapılarak yapılıyor. Yin Yang'daki beyaz tepenin güneş alan yüzü, siyah ise karanlık yüzü. İçlerindeki beyaz ve siyah durumu ise tepenin karanlık yüzünde olan bir güneş ışını ve aydınlık yüzünde olan bir gölge. O öyle bir gölge ki bütün yıl boyunca orada kalıyor. Yani tepenin güneş alan yüzünde bile olan gölgeler orada kaldıkları için Yin Yang'da aydınlık kısmın içerisindeki karanlık, karanlık kısmın içerisindeki aydınlık diye bir söylem var. Konu ise binlerce insanı doyurmak için oraya koyulmuş tarlalar. Yani konu orada aslında şehirler. Veya evrenin yaratılışına dair bize ilham olan şey bile bir tarlayı nasıl bu senede hasat alabiliriz diye işlememiz. Şehirlerimiz. Ritüellerle ilgili yapılmış bir araştırma karşıma çıktı. Topa vuran beyzbol oyuncularıyla topu fırlatan beyzbol oyuncularının ritüellerinin birbirlerinden çok daha farklı ve sayılarının çok daha farklı olduğu üzerine başlamış. Ve araştırmanın sonucunda elde ettikleri görüş şöyle. Bir olayın sonucu çok önemli ise ve bizim bu sonucu olan etkimiz az ise, sonucun önemi ile etkimiz arasındaki boşluğu ritüellerle dolduruyoruz. Yani beyzbol sopasıyla bir topa vurup onu istediğiniz yere gönderebilmeniz sizin kontrolünüzde olmayan çok fazla şey içeriyor. Bundan dolayı topa vurmadan önce bayağı oranızı buranızı kaşıyorsunuz, onlarca totem yapıyorsunuz. Bu sadece beyzbol maçlarıyla alakalı değil. Örneği buradan verdim diye bu şekilde görünmesin. Günlük hayatımızda yaptığımız ritüeller sonuçlarına etkimizin az olduğu olaylarla ilgili. Mesela birine selam veriyoruz. Dost mu düşman mı konusunu daha hızlı çözebilmek için. Çünkü bunun sonuçları çok önemli. Ve bunun üzerine etkimiz çok az. Ve bunun üzerine olan etkimizi giderebilmek adına bir ritüel ortaya koyuyoruz. Pek bir işe yaramayan bir ritüel. Yani size zarar verebilecek birisi de size selam verebilir aslında. Fakat bir ritüel ile bunu atlatıyoruz. Olayın sonucu ne kadar önemli ve olaya etkimiz ne kadar azsa ritüeller o kadar çok büyük oluyor demiştim. Şimdi şehirlerin sonuçları bizim hayatımız için çok önemli. Fakat şehirleri nasıl işleteceğimize dair elimizdeki güç de az. Onun üzerine etkimiz çok az, hele kişi olarak. Bu yüzden bayramlarımız var. Büyük bayramlar. Bizler şehirlerimizin kurulduğu zamanları kutlarız. Güneşin şehrimize güzel vurduğu zamanları kutlarız. Kutlayacak yeni bir olay bulunduğunda bunu değerlendiririz. Ritüeller bu açılardan bakılırsa şehirdeki aksiyolojik hareketlerimizin bir benzeri, bir küçük simülasyonu, hatta kabul edilmiş hali.
öldüğünde diye cümleye başlayamıyoruz. Allah korusun öldüğünde dememiz lazım. İşin içine inanç giriyor çünkü sonuçlarına hakim değiliz. Ritüeller böyle şeyler. Kontrolümüz yoksa geçici, var olmayan önlemler. El sıkışıyoruz, Allah korusun diyoruz. Yani birine Allah korusun dediğimizde ölümünü geciktirebiliyoruz. Zihnin, inanç dünyamızda bunu yapabiliyoruz. Bunun sebebi ölümünü geciktirmek için elimizde gerçekten bir güç olmuyor olması. Sadece bu ritüel var ve bunu da kullanıyoruz. İnançtan bahsetmişken tanrılardan biraz bahsedeyim. Güçlü tanrılar, bugün adını bildiğimiz tanrılar, adını bildiğimiz şehirlerin tanrılarıdır. Güçlü devletler, güçlü şehirlerin tanrılarından haberdarız. Başarısız olmuş, kenarda köşede kalmış, tarihte hiç adı geçmeyen milletlerin tanrıları aramızda değiller. Onların ne kadar güçlü olduğundan bağımsız, ne kadar iyi anlatıldığından bağımsız. Bizler şehrin ne kadar uzun süredir yaşadığına ve lojistik ağlarına olan etkisine bakıyoruz ve tanrısının gücünü de oradan belirliyoruz. Dünyanın tüm lojistiği ipek ve baharat yolları üzerinden geçiyorsa, o yolları kontrol eden tanrı en güçlü tanrıdır. Bugün de o tanrıyla beraberiz. Bütün Sami dini o tanrıyı anlatır. O ilahı anlatır. Öyle değil mi? O lojistik ağına çünkü o sahiptir. Çünkü öyle bir zamandır ki o zaman onun kontrol ettiğinden başka bir lojistik ağı yoktur. Dünyanın hakimi olmak, evrenin hakimi olmak gibi bir şeydir. Dünyadaki tek büyük lojistik ağını kontrol ediyorsanız. Bugün başka lojistik ağları çıkmıştır, başka ilahlar çıkmıştır. Ama buna rağmen o ilahlar yine kendilerini inanç dünyasında baharat ve ipek yolunu tutan inançlardan alıyorlarsa, evet yine ondan başka ilah yoktur. Bu açılardan güçlü tanrıların reddi, yapılırken bunun felsefi reddiyle aktüel reddini ayrı tutmak lazım. Tanrılar aktüel olarak reddedilemezler. Eğer faturanızı ödediğinizde elektriksiz hiç uğraşmadan evinize gelmeye devam edebiliyorsa tanrıları reddedemezsiniz. Çünkü elektriğin evinize gelmesini için gerekenleri analiz etmeniz imkansız. Şehirdeki birçok hanenin elektriği doğalgaz santrallerinde üretiliyor. Doğalgazı da başka bir şehirden alıyoruz. Bizim olmayan bir şehirden alıyoruz biliyorsunuz. Ve bizim bu şehirden bu doğalgazı alabilmek için yaptıklarımızdan haberdar değiliz. Kimse de bize söylemez herhalde. Bu durumda tanrılara inanmak zorundayız. Çünkü o boşluğu orası doldurur. Çünkü bu o kadar önemlidir ki bizim evimize elektrik gelmesi. Burada alacağımız kararların bir etkisi olması gerekmektedir. Etkisi olmayan ama öyleymiş gibi yapan ritüellerimizi kullanırız. Böylece faturamızı ödediğimizde rahatlıkla evimize elektrik geleceğini biliriz. Bundan aktüel olarak tanrıların reddi yersizdir. Zaten dünyada tanrıların felsefi, bilimsel olarak reddi bu kadar rahat yapılabilirken, tanrıların dünyadan hiç gitmemiş, düşün hayatımızın ortasında her gün, her saniye, kalkarken bile ismini andığımız hale gelmiş olmasının ardında bu var. İnançları için öfkelenen insanların öfkesi bize bazen itici gelebilir fakat elektrik faturanızı ödediğiniz halde ampulünüz yanmıyorsa onlara çok benzer öfkeler göstereceksiniz. Ondan başka ilah yok demek ki. Şehirlerden.